Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asuman Uğur TV'nin ekranlarında sağlık raporu programıyla saat 10.30'da biraz canlı yayından dolayı geciktik. Tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün böbrek sağlığı ve böbrek naklini konuşacağız. Biraz bunun konuşulmayan detaylarına inelim diyoruz. Böbrek sağlığını nasıl koruyacağız? Böbrek sağlığını tehdit eden ne gibi faktörler var? Ve biraz sinsi ilerliyor. Böbreklerimizi biz kaybederken biz bunun farkına fazla varmıyoruz. Ne gibi göstergeleri var? Biraz bunları konuşalım. Tabii ki de böbrek naklini konuşalım. Şu anda şöyle bir veriyi hemen size vermek istiyorum. 22 bin hasta organ nakli, böbrek nakli için bekleme listesinde ve 70 bin hasta şu anda Türkiye'de diyalize giriyor. Arada 48 binlik bir boşluk var. Yani 48 bin diyalize giren hasta maalesef organ nakli bekleme listesinde değil. Neden değil? Bunu da biraz konuşalım. Acaba başka bir durum var? Organ nakline yönlendirilmedikleri bir süreç mi yaşıyorlar? Biraz bunu konuşalım. Özellikle böbrek naklinin kansere neden olma ihtimali olduğu söyleniyor. Acaba böyle bir gerçek var mı? Bu bir şehir efsanesi midir? Tespitler ve göstergeler var mı bununla ilgili? Yani bizim korkmamızı gerektiren bir durum var mı? Zira kanser haftasındayız. Buna da çok kısaca değinebiliriz. Biraz iyi diyaliz ve kötü diyalize de zamanımız olursa değinelim. Nasıl anlayacak hastalar? Birçok diyaliz merkezi var. Türkiye'de çok büyük bir aslında pazar oldu da diyebiliriz bence diyaliz merkezlerine. Bunun kaliteleri de herkese aynı şekilde kalitede diyaliz yapamayabiliyor devlet denetlese de. Bunu da biraz detayına inebiliriz hocam izin verirse eğer bana. Değerli bir hocam var stüdyomuzda Sayın Profesör Doktor Murat Tuncer. Memorial Ataşehir Hastanesi Nefroloji bölümünden yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz başlıkları saymaya çalıştım ama bakalım. Şöyle girelim hocam. Böbrekler niye önemlidir? Hem böbreklerin yerleşimini, vücuttaki fonksiyonunu bilelim, öğrenelim. Az çok biliyoruz ama bilmediğimiz başka şeyleri de var. Biz farkına varmıyoruz bazen. Buyurunuz. Böbreklerimiz halk arasında böğür diye tabir edilen sırt kısmına yakın tarafta iki tane organımız. 150'şer gram. Ama bu organlar hakikaten çok etkin. Çünkü vücudumuzun zehirli maddelerini temizliyor. Zehirli maddeleri temizlediği gibi aynı zamanda kemik yapımız için gerekli olan D vitaminini aktive ediyor. Aynı zamanda kan üretimimizi sağlayan eritropoietin isimli bir hormonu üretiyor. Ve hayatta kalmamızı sağlayan asidifikasyon mekanizmalarını düzeltiyor. Yani bu sebeple hayatsal organlarımız, böbreklerimiz olmasaydı hayatımızı sürdürmemiz mümkün olmazdı. Hocam zamanla tabii bir süreç var. Böbrek sağlığı tehlikeye giriyor. Şimdi yaşlandıkça tabii organlar da yaşlanıyor. Biz biyolojik olarak yaşlandıkça evet. Onların aynı kalmasını zaten beklemeyiz. Tabii buna bağlı organların yaşlanması, fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getirememesi durumu var. Bir de erken yaşta böbrek sağlığının bozulması durumu var. Hem ilerleyen yaşlar için hem de erken yaşlar için bu böbrek sağlığı neden tehdit edilir? Tuzu konuşuyoruz. Her şey, bütün sorunları tuza da yüklüyoruz ama başka şeyler de olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii. Bu böbrek sağlığı neden bozulur? Şimdi böbrek sağlığımızı bozan temel faktörlerden bir tanesi dediğiniz gibi tuz. Tuz bir kere sağlığa zararlı bir şey. Yani insanoğlunun ürettiği bir şey. Bu sebeple tuzsuz yemeye alışmamız gerekiyor. Yani bir takım reklamlarda görüyoruz özendirici şeyler. İşte bir takım tuzların zararsız olduğu, örneğin işte kaya tuzu kullanın zararsızdır şeklinde reklamlarda görüyoruz. Yani tuz tuzdur efendim. O yüzden tuzsuz yemeye alışmamız gerekiyor. Yani tuzun tekrar vurgusunu yapalım. Tuzu tüketmeyelim. Kaya tuzu da masum gibi görülebiliyor ama hayır, pek de bir farkı yok. Yok. Neden hocam kaya tuzu bu kadar öne çıkarıldı? Şimdi belirli dönemlerde belirli şeyler öne çıkarılıyor ticari kaygılarla. O yüzden bizim sağlığımız için şunu bilmemiz lazım. Hani kabaca tuz düşmanımızdır, evet. Su dostumuzdur. Evet. Yani günde 1,5-2 litre en azından su içmemiz gerekiyor. Hı hı. Kendimizi ve çocuklarımızı da tuz kullanımından korumamız gerekiyor. Bunun dışında özellikle dikkat etmemiz gereken şey şekerdir. Şeker hastalarının özellikle böbrek sağlığına dikkat etmeleri gerekir. Şeker hastası olmamak için spor yapmamız gerekiyor. Bel kalça oranımızın 1'in altında olması gerekiyor. Yani göbekli bir nesil yetiştirmememiz, fit bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Onun dışında, şeker direkt değil, dolaylı olarak diyabet nedenleri arasında geldiği için. Tabii diyabetin başka nedenleri de var ama şeker tabii. De
organ hasar nedeni olduğu için böbreklerin de hasar görmemesi mümkün olmuyor. Dolaylı evet. olarak etkiliyor. Onu da söylemiş evet. olun. Başka ne var hocam? Sigara içimi. Sigara içimini mümkün mertebe toplumumuzda yok etmemiz gerekiyor. Bir diğer neden tansiyon. Mesela tansiyon hastaları bir ilaç kullandıkları zaman düzeldiklerini zannediyorlar. Halbuki böyle bir şey yoktur. Yani ideal seviyeye ulaşmak gerekir. Bir tansiyon hastasının tansiyonunun ideal seviyesi büyük 13, küçük 8 ve 6'dır. Türkiye'de birçok tansiyon hastası tansiyon ilacı kullanarak ideal seviyeye ulaştığını düşünüyor ama esasında idealin üstünde olduğu için ilaç kullanımıyla kullanmaması arasında hiçbir fark yok. Yani bu şekilde giderse 10 yıl sonra böbrek yetmezliği olabiliyor. Bir başka sebep idrar yolu enfeksiyonları ve taş. Çocuklarımıza özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Erkek çocuklarında birinci idrar yolu enfeksiyonundan sonra, kız çocuklarında ise ikinci idrar yolu enfeksiyonundan sonra mutlaka kaçak testi yapmamız gerekiyor. Tamam. Çünkü mesela Antalya'da yaptığımız bir çalışmada ortaya çıktı. Ürolojik sebeplere bağlı böbrek yetmezliği Avrupa ülkelerinde %1,5 civarındayken Türk toplumunda %14,6. O yüzden çocuklarımızın ürolojik sağlıklarına, idrar yolu enfeksiyonu veya taşına dikkat etmemiz ve düzgün bir şekilde götürüp tedavi ettirmemiz gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonu bir kere iki kere olan herkes ileride bu böbrekle ilgili bir probleme aday olabilir. Ta oralardan taşıyıcı şey olur. Bir de enfeksiyon oldukça olmaya yatkın mı oluyoruz hocam? Bu da var mı? Tedbir almak gerekiyor efendim. Yani hani bir insan tamam bir defa sistit olabilir ama bu tekrarlıyorsa mutlaka o yollarda, idrar yollarında bir problem vardır. Tamam. Hani yılanın başı küçükken ezilirse sorun olmaz ama yıllar sonra hastalar bize organ nakli veya diyaliz adayı olarak geliyorlar. Bu hakikaten üzücü oluyor. Tamam, bunu söylemiş olduk. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına önceden önlem alalım. Evet, koruyucu sağlık önlemi işte böbreği kaybetmeyen evet. yolda. Burada ürologlar, nefrologlar bir arada ilerliyorlar. Hocam, böbrekte bir sorun olduğu nasıl anlaşılır? Bu biraz sinsi ilerliyor dedik. Yani biri gidiyor, test yaptırıyor. Görüntüleme cihazına görüyor, böbrek hasarlı. Çok tablo duyuyoruz. Ya ben bir şey hissetmedim diyorlar. Nasıl hissedecekler? Ne oluyor böyle? Zaten böbrek hastalığının en kötü tarafı o. Çok sinsi bir hastalık. Değişik sebeplere bağlayabileceğimiz bir takım semptomlara yol açıyor. Halsizlik, hafif mide bulantıları, sinirlilik, uyku bozukluğu gibi. Hasta bunu birçok sebebe bağlayabiliyor. Hani en etkileyici olanı nedir? Çok su içmeme veya çok çay içmemeye rağmen gece boyunca bir insan sürekli 3 defa 4 defa idrara çıkıyorsa biz buna tıp dilinde noktürü diyoruz. Mutlaka böbrek hastalığından şüphelenmek gerekiyor. Ama onun dışında hakikaten şu böbrek hastalığı düşündürdür diyebileceğimiz bir şey yok. Bu konuda esasında Sağlık Bakanlığımıza da bir rol düşüyor. Yani böbrek hastalıklarını erkenden tanımanın esasında en kesin yolu tüm vatandaşlarımızın belli aralıklarla gidip test yaptırmaları. Bu da aslında zorunlu taramaları beraberinde getirmesi lazım. Örneğin İngiltere'de kreatinin denilen böbrek süzmesini gösteren değer 1.2'yi geçtiği zaman herhangi bir doktorun o hastayı nefroloğa yani böbrek doktoruna göndermesi yasal bir zorunluluk. Ama ne yazık ki bu ülkemizde henüz yok. Mesela bunu yasal bir zorunluluk haline çevirirsek birçok hasta ileride böbrek yetmezliği olmadan kurtarmamız mümkün olabilir. Evet, yönlendirme de çok önemli. Hocam hekimler aslında organ nakli kısmına da geleceğiz ama hekimin bir diğer hekime yönlendirmesi gereken çok durum var. Bu verdiğiniz bir örnek. Önemli evet. de çok kıymetli bir örnek bence. Belki bazı izleyicilerimiz hemen kulağına küpe bile olacak bir şey. Ekip çalışması, yönlendirme oranları nasıl? Yani organ nakli için konuşacak olursak yani ne yazık ne ki çok kötü. Ne kaygılar var? Bazen bir hekim başka kaygılarla bence hani insan her şey insanlar için diyoruz ama yönlendirilmediği çok geç kaldığı durumlar var. Başka hekimin başka branşın kontrolü altına girmesi gereken durumlar var ama hasta o branşa yönlendirmemiş bile. Hasta bu konuda aciz, yetkin değil. Bu tabloları çok duydukça ben üzülüyorum ve çok daha görevimiz olduğunu düşünüyorum bizim medya olarak bunu aktarmakta. Şimdi çok demonstratif bir örnek var. Yani
hani yıllarını organ nakline vermiş bir insan olarak üzüldüm. Mesela geçen yıl ülkemizde 10 bin vatandaşımız böbrek yetmezliği oluyor. Evet. Son dönem böbrek yetmezliği oluyor. Ve bunların 9600'ü diyalize yönlendirilirken evet. sadece 400 tanesi organ nakline yönlendiriliyor. Bu hakikaten yani %4'e tekabül ediyor ki gelişmiş bir ülkede bunun tam tersi olması lazım. Yani hastaların %90'ının 3 kat daha fazla ömür vaat eden ve 3 kat daha ucuz olan bir yönteme yönlendirilmesi gerekirken diğer yönteme yönlendiriliyor. Tabii burada efendim insani değerler ön planda olmalı. Bir de bazı şeyler şahıslara bırakılmamalı. Evet. Yani şimdi bizim devletimizin bir yönergesi var, yönetmeliği var. Ne diyor? Bir hasta diyalize girmeden önce mutlaka bir organ nakli merkezi tarafından değerlendirilmeli. Ve bu organ nakli merkezi tarafından nakil şansı yoksa veya canlı vericisi yoksa o zaman diyalize yönlendirilmeli şeklinde bir yönetmelik var. Bence o yönetmeliği denetlemek gerekiyor. Evet. Çok denetlenemediği için de bu tablolarla biz herhalde karşılaşıyoruz. Öyle. Dedikleriniz çok hakikaten değerli ve kıymetli örnekler. Hocam, o zaman şeye gelelim. Organ nakliyle biraz devam edelim. Bu dedikleriniz de aslında ilişkili. Açılış anonsunda söyledim. 70 bin hasta şu anda Türkiye'de diyalize giriyor. 22 bin hasta da organ nakli bekleme listesinde yer alıyor. Arada 48 binlik bir fark var. Bu 48 bin hastanın da eminim yani %80'i 90'ı organ nakli besleme listesine yönlendirilmesi gereken hastalardır. Bir kısmı da zaten herhalde nakil olma ihtimali de olmayan hastalardır. Böyle hastalarda evet. sanıyorum oluyor. Yani benim buradaki endişem bu insanlar gene niye yönlendirilmiyor? Ya devletin daha iyi denetlemesi lazım diyaliz yapan merkezleri ya da gerçekten önce diyalize girmesi karar verilen hasta organ nakli merkezinin yönlendirmesi lazım. Arada çok büyük bir kaçak var. Ne öneriyorsunuz bu tarz hastalara o zaman? Yani bu tarz hastalara yani bir kere demek şunu... Demek ki yönlendirmeyen birileri var arada hocam. Evet. Yani hastalarımızın bir kere suç bizde demek ki. Yani doktorlar olarak evet. bizde. Demek ki yeterince bu işi anlatamamışız hastalarımıza, vatandaşlarımıza. Sizlerin sayesinde ulaşabiliyoruz. Yani hastalarıma şunu öneriyorum. Bir tarafta her yaş grubunda ömrü 3 kat daha fazla uzatan bir yöntem varken evet. lütfen o yöntem için şanslarını denesinler. Şimdi ben aynı zamanda diyaliz hekimiyim. Diyaliz kötü bir şey değil. Tabii. Ama organ nakli daha iyi bir şey. O yüzden tıpta şöyle bir şey vardır. Hastalarınızın ömrünü uzatmak, insanı yaşatmak esastır. Lütfen şanslarının peşinden koşsunlar. Organ nakli merkezlerine gitsinler. Ve nakil olabiliyorlarsa olsunlar. Çünkü diyaliz hastalarının esasında %80'i organ nakline adaydır. Organ nakli yapılabilir. Bu şansı kendilerinden mahrum etmesinler. Onu söyleyelim. Burada hastaya, hasta yakınına iş düşüyor. Sağlık kültüründe bu anlamda arttırmamız gerekiyor. Hemen hocam şuna geçelim. Bir de şöyle bir efsane vardır ya. Organ nakli olursan kanser olursun. Evet. Tabii böbrek nakli Türkiye'de bir numara organ nakilleri arasında geliyor. Keza karaciğerle devam ediyor bilim kadarıyla. Bu gerçekten kanser niye yapar efsanesi dolaştı. Elbet vardır bir çıban başı diyelim. Nedenleri de vardır. Ne söylersiniz? Günümüzde de öyle bakıyor muyuz hala? Şimdi yani ben 20 yıldır bu işin içindeyim. Ne yazık ki bazı sektörlerde bir takım şehir efsaneleri dolaşır. Bu şehir efsanelerinden bir tanesi de organ nakli kanser yapar. Evet. Aman işte yakınlarınıza organlarınızı vermeyin. Birkaç yıl sonra kanser olur, daha kötü olur şeklinde. Evet. Şimdi efendim Antalya'da ki hastalarımızda yaptığımız bir araştırma var. 4000 civarında hasta 10 yıllık takip. Evet. Yeni ilaçlarla ve yeni yöntemlerle organ nakli hastalarımızdaki kanser gelişim oranını %0.75 olarak bulduk. Ki genel Türk toplumundaki bu oran %1.5 ila 2.5 arasında değişiyor. Yani bilimsel olarak şunu söyleyebilirim ki yeni ilaçlar ve düşük doz terapilerle organ nakli hastalarında kanser olur kavramı artık geçerli değildir. O yüzden hastalarımız
organ nakli olmadan önce bu tür bir korku yaşamak durumunda değiller. Bu artık bir şehir efsanesidir. Onu söyleyelim. Yani artık ilaçlar kendini yeniledi. Hastaya en az zarar veren ilaçlar kullanılıyor. Onlar da revize oldu diyelim. Bağışıklık sistemini çöktürdüğü için, düşürdüğü için tabii kansere neden olur diye ortaya çıkıyordu ama bunu minimize ettik ama önce biz bir durumumuzu kurtaralım. Organ nakli en iyi çözümse madem bir sonraki aşamada biz zaten kendimizi koruyarak onlara da yol açmamış oluruz. Bu da herhalde bir gerçek. Hocam hemen şunu da soracağım. Gene diyaliz merkezlerine gelmek istiyorum ama iyi ve kötü diyaliz denen bir kavram var. İnsanlar bazen diyaliz merkezi değiştirirler. Biri diyalizden çıktıktan sonra kendini çok yorgun hisseder, biri daha iyi hisseder. Bunlar iyi ve kötü diyaliz arasındaki farklar diye ben düşünüyorum. Burada hastalarımız kendisine iyi, çok kaliteli, iyi bir diyalizin yapıldığını nasıl anlar, ne sormalı diyaliz merkezindeki yöneticilere, hekimlerine, ne söylersiniz? Şimdi yani en basit tabiriyle bir hasta diyalizden çıktığı zaman dayak yemiş gibi hissetmiyorsa... Evet. Ve diyalizden çıkıp işine gidebiliyorsa o diyaliz iyi yapılmış demektir. Bir hasta diyalizden çıktığı zaman dehşet derecede yorgun olup gidip eve yatmak durumunda kalıyorsa bu diyaliz kötü bir diyaliz merkezidir. Veya diyaliz merkezine girdiğinde hastaların hepsi gülüyorsa, yemeklerini iştahla yiyorsa o diyaliz merkezi iyi bir diyaliz merkezidir. Hastalar yemek yemiyorlarsa, renkleri sarımsıysa o diyaliz merkezi kötü bir diyaliz merkezidir. Tıbbi olarak da KTV diye bir değer vardır. Evet. Bu KTV değerinin 1.4 ve üzerinde olması gerekir. Yani devletimizin denetlemesi sonucunda her diyaliz merkezi düzenli olarak bu değeri hesaplamak durumundadır. Bunlara dikkat etmeleri gerekir. Tamam. Yani mutlular mı? O diyaliz merkezinin temizliği iyi mi? Ve bence en önemlilerinden bir tanesi şu. O diyaliz merkezinde her ay kaç hasta nakle gönderiliyor? Evet. Sorsunlar. Bu da o diyaliz merkezinin hasta sağlığına bakışını gösteren bir göstergedir. Mesela burada bütün hastalarımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Son iki dakikama geçiyorum. Diyaliz hastalarında bekleme listesine giren hastalarla bekleme listesine girmeyen hastaları karşılaştırmışlar. Bekleme listesine giren hastalar girmeyenlere göre iki kat daha uzun yaşıyor. Yani uzun yaşamak için bir kere mutlaka organ nakli merkezlerinin bekleme listesine girsinler. Tamam. 6 ayda bir araştırılsınlar. Ve lütfen... Kendilerini organ nakline yönelten diyaliz merkezlerini tercih etsinler. Onu da söyleyelim. Herhalde süremde olmak üzere ama arkadaşlarımla izin alacağım. Hemen organ naklinde ikinci görüşle ilgili iki cümlenizi alayım. Evet, bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi, hastalar gidiyorlar, yakınlarından nakil olacaklar, evet. Olmaz deniyor. Evet. Halbuki biz her yıl 50 veya 60 çifte, bu olmaz denilenlere nakil yapıyoruz. Evet. Lütfen ikinci bir görüş alsınlar. Tamam. Olmaz denilenler de ikinci görüş alsınlar. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yayını kapatmadan günün fotoğrafını verelim. Medikal Bizim Alem Üniversitesi Sağlık Yönetim Bölümünde okuyan arkadaşlarımız, benim de öğrencilerimin başka bir ders için çizdikleri medikal illüstrasyon dersi alıyorlar hocam. Sayın izleyiciler, orada çizdikleri bir böbrek günün karesi olsun. İsmi neydi arkadaşımızın? Ekranda ben şu anda göremiyorum ama zikredelim öğrencimizi. Sevil, efendim? Hümeyra Efe. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine güzel sağlık, çiziminden dolayı. Sağlık, böbrekle ilgili bir yayın yaptık. Bu da tevafuk oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam. Sağ olunuz. Ama buradan şu dersi çıkardık. Diyaliz merkezleri yeterince organ nakline yönlendiremeyebiliyorlar. Bir başka kaygılar da olabiliyor bunda. Bir kere bunu söyleyelim. Hastalar organ naklini mutlaka bir şekilde yönlendirme konusunda titiz olsunlar, hassas olsunlar. Ömür boyu diyalize girecek diye bir şey yok. Organ nakli bekleme listesinde ona sıra gelirse, ki o bekleme listesi çok hakkaniyetli çalıştığını biliyoruz.
gelirse organ nakline yönlendirilecekler ve iyi ve diyaliz, kötü diyaliz, özellikle bugünün raporu ne olsun, iyi ve kötü diyaliz nasıl anlaşılır? Kendini iyi hissediyorsa diyalizden çıktıktan sonra o merkez işini tam yapmış demektir diyelim. Evet. Bu da gösterge olsun. Çok teşekkürler. Ben Sayın Profesör Doktor Murat Tunca, Memorial Ataşehir Hastanesi Nefroloji bölümünden yayınımıza katıldınız. Bugün böbrek sağlığı, böbrek nakli, organ naklini ve diyalizi konuşmaya çalıştık. Süremiz el verdiği için çok teşekkürler. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok değerli izleyenler, bugün de sağlık raporunu tamamladık. tvnet.com.tr web adresimizden yayınımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyi halde kalınız. Yarın 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.